Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yapımı yine çok pratik bir kurabiye tarifim var. Pişirmesini waffle makinesinde yapacağız. Ama eğer waffle makineniz yoksa tost makinesinde de pekala olur. Hatta çok lezzetli olur, böyle çıtır çıtır. Dilerseniz hamurunun malzemelerini söyleyeyim sizlere. 100 gram oda ısısında yumuşak tereyağı, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve yaklaşık 3 su bardağı kadar un ayırdım ben kenara. Ne kadar gittiğini sonunda sizlere söyleyeceğim. İsterseniz yapılışına geçelim artık. Yoğurma kabımı, tereyağımı alıyorum. Vanilyamı, yumurtayı, sıvı yağı ve pudra şekerini ekliyorum. Bunları ilk olarak biraz bir karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırdıktan sonra yarım paket kabartma tozumu ekliyorum. Unumun da yaklaşık yarısını. Ve elle yapışmayan bir hamur elde etmem gerekiyor. Unu kesinlikle birden eklemeyin, yoksa toparlaması zor olur. Azar azar gerektikçe ilave edin. Hamurum oldu. Gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Böyle kolay şekil alın. Ama ele yapışmayan bir kıvam var. 3 su bardağı un ayırmıştım kenara. Ne kadar arttığını göstereyim sizlere. Yarım su bardağı fazla gelmiş un. Yani toplamda bu verdiğim ölçülerle 2,5 su bardağı un kullanmışım. Sizlerde de tahminen az aşağı az yukarı o kadar gidecektir. Şimdi waffle makinemi fişini taktım. Isınmasını bekliyorum artık. Dediğim gibi eğer waffle makineniz yoksa normal tost makinesinde de olur bu kurabiye, veya yani en kolayı fırında da olur, yani dilediğiniz şekli verip. Ben bugün şeklinden dolayı ve daha hızlı piştiğinden dolayı waffle makinesinde yapmak istiyorum. Makinem ısınırken ben de kurabiyelerimi hazırlayayım. Şöyle elime ceviz büyüklüğünde bir parça hamur aldım. Böyle yuvarlıyorum. Tabağıma hazırlıyorum. Şimdi makinem ısındı artık. Her bir parçaya hamurumdan koyuyorum. Ve bastırarak kapatıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika arasında pişecektir. Kızardığını çıkartacağım. Kurabiyelerim oldu bile, gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Tüm hamurlarımı artık bu şekilde pişireceğim. Çok hızlı oluyor. 2-3 dakika arasında pişiyorlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkası ve önü çok güzel kızarmış. Kurabiyelerimin hepsi pişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldular. Çok güzel oldular. Kurabiyelerinize isterse sadece pudra şekeri serpin veya benim gibi bir taraflarını çikolata yap atırabilirsiniz. Ben marul sülü 100 gram bitter çikolatayı erittim. Kurabiyelerimin yarısını çikolataya batırıp yağlı kaydın üzerine alıyorum. Çikolatası donması için. Çikolataları donduğu zaman servis etmeye hazır olacaklar. Daha sonra kapaklı bir kutuya koyup uzun süre bayatlamadan durur. Ve kesinlikle ağızda dağılan bir kıvam var. Çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Yapımı da oldukça kolay, gördüğünüz gibi. Böyle kıyır kıyır bir dokusu var. Nefis yani. Mutlaka denemelisiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum.
Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.